müzik tarihinde belki de çığır açacak yepyeni bir projeyle karşınızda olmanın büyük heyecanı içindeyim. Ben İlkay Buharalı. Az sonra gördüğünüz bu boş stüdyoda bana metafizik ve ruhsal bilgilerin anlaşılması neredeyse ömrünü adamış çok kıymetli bir isim eşlik edecek. Ergün Arıktal Ruhsal Araştırmalar Enstitüsü hocası, araştırmacı, yazar, eski diplomat, çok kıymetli Erhan Kolbaşı benimle olacak. Çünkü az sonra bu stüdyoda bu kez metafizik ve dünya dışı deneyimlerini yaşayanlar yaşadıklarını anlatacak. Tüm zorluğuna rağmen anlatacak. Tüm cesaretleriyle anlatacak. Tüm çıplaklığıyla anlatacak. Bu ve bundan sonraki bölümlerde kalbini, yaşadıklarını bize açan konuşmacılarımızın, katılımcılarımızın ortak iki özelliği var. İlki, hikayelerin doğruluğunu Erhan Kolbaşı yıllardır takip ediyor. İkincisi ise ön görüşmelerini yaptığım herkes, yükselen ve artık bastıramadıkları bir iç sesle yaşadıklarını artık anlatmak zamanı olduğuna inanıyor. Siz de hazırsanız, duyacaklarınızı hazırsanız ama açık bir kalple, ön yargılardan uzak duyacaklarınızı hazırsanız, anlatmak zamanı başlıyor. Nasıl başladı senin ilk temas deneyiminde? İlk ne oldu? Gri bir beden, ince kollar. Temas esnasında birinin elimi tuttuğunu ve sakinleştiğimi hissediyorum. Bireyler bilinçlenirse bu kolektif şuura yansıyacak. Bu deneyimler bambaşka bir insan haline getiriyor. Yine çok cesur bir konuğumuz var. Ön görüşmede bile anlattıkları beni o kadar etkiledi ki ne diyeceğimi bilmiyorum bir taraftan. Çok zorlu bir hayat yaşadım. Yani sürekli anlamaya çalıştım ben neden bunları yaşıyorum, neden bunlar başıma geliyor. Ben bedenimde izlerle uyanıyorum ama ben kabullenme aşamasına çok zor geçtim. Kendi yaşadıklarımı. Bu süreci yaşayan bizim gibi diğer insanlar da var. Yalnız değiller. Lütfen bir adım öne çıksınlar ve ne yaşadıklarını anlatsınlar. Resmen arkamdan bir böyle çiftel konuş. Konuş diyor bana. Çok insana da ışık tutacak bilgileri konuşacağız bugün. Anlatmak zamanına ulaşmak ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmak istiyorsanız lütfen video boyunca aşağıda göreceğiniz WhatsApp ihbar hattından fotoğraflarınız, belgelerinizle birlikte hikayelerinizi bizle paylaşın. Mail adresimizden de bize ulaşabilirsiniz. Video hakkındaki açıklamaları tıkladığınızda da bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini rahatlıkla göreceksiniz. Ve kıymetli Erhan Kolbaşı, çok teşekkürler. Siz olmasanız bu proje olmazdı. Rehberleriniz için hepimiz adına en başında teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sen de olmasan bu proje olmazdı. Ama her şeyden önce bu konuklarımız, bizimle deneyimlerini paylaşacak bu değerli insanlar, bu cesur insanlar olmasaydı bu proje hiç olmazdı. Ben de seninle birlikte onlara çok teşekkür ediyorum. Katkıları için. Çok katkıları olacak. Çok önemli şeyler paylaşacaklar. Çok değerli deneyimler paylaşacaklar. Büyük bir cesaretle geldiler ve gelmeye devam edecekler buraya. İnsanlık gerçekten yapay bir dünya gündemiyle oyalanıyor. Bunun kısır çekişmeleriyle oyalanıyor. Ama arka planda bambaşka bir süreç yürüyor. Bambaşka bir süreçten bahsediyorum. Farklı bir gündemden bahsediyorum. Ve bu süreç, bu gündem nasıl bir süreç? Bizim olağan algı sılımlarımızın çok ötesine taşan birçok metafizik ve dünya dışı deneyimi içeren bir süreç. Birçok insan hem dünyadan hem Türkiye'den deneyimlerini anlatmaktan kaçınıyorlar. Bunun sebepleri var. Öncelikle alay edilme korkusu var. Alay edilmekten korkuyorlar. Kariyerlerini kaybetmekten korkuyorlar. Bunun için deneyimlerini paylaşmaktan kaçınıyorlar. İşte bu yüzden biz Anlatmak Zamanı adını verdiğimiz bu yayın serisi içerisinde onların sesi olmak istiyoruz. Onlar gibi deneyimlerini paylaşmak isteyen diğerleri için de bir cesaret kaynağı olmak istiyoruz. Onları cesaretlendirebilmek umudu taşıyoruz. Bu yola çıktık çünkü bu platformda izleyeceğiniz bu değerli ve cesur insanların dışında yüzlercesi, hatta binlercesi olduğunu biliyoruz. Amacımız sansasyon değil. Amacımız bilgiye hizmet etmek, bilgi paylaşmak, bilinçlendirmek, heyecansal reaksiyonlar yaratmak değil amacımız. İnsanların yaşadıkları deneyimleri anlamlandırabilmelerini sağlamaya çalışmak istiyoruz. Hedefimiz budur. Şimdiden
ilgi ve desteğinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her zaman arkamızdaydınız. Bundan sonra da arkamızda olacağınızı biliyorum değerli dostlar. Çok teşekkür ediyorum. 28 yaşındaki Tuğba Maydin'di bizimle. Hoş geldin sevgili Tuğba. Döndüm. Gri bir beden, işte ince kollar. Özellikle yüzüne bakmamaya çalışıyorum korkmamak için. Tekrar önüme döndüm. Ben deli değilim. Ben şizofren değilim. İşte ben psikopatolojik bir durum içerisinde değilim. Demek ki benim gibi başka insanlar da varmış. Bu çok önemli bir şey. Benim zaten bu süreçte annem, işte kardeşlerim de ara ara bir şeyler yaşıyorlardı ama en sık yaşayan bendim. Sonra Erhan Bey'in kitabını aldık biz, eşimle okumaya başladık ama okurken şaşıra şaşıra okuyorum. Çünkü eşime sürekli diyorum ki, ya şu sana anlattığıma çok benzemiyor mu? Ampuller patlıyor, sürekli ampul değiştiriyoruz. Bir anafor var adeta evin içerisinde. Elimi ben birinin tuttuğunu hissettim. Korkmamam için elimi tutuyorlar gibi düşündüm. Hatta bundan sonraki 2-3 temasımda da bu şey oldu. 28 yaşındaki Tuğba Maydin'di bizimle. Hoş geldin sevgili Tuğba. Hoş sana buldum. Tuğba diyebilirim tabii, değil mi? Tabii tabii lütfen. Aslında senin Tuğba olman bizim için yeterli. Neler yaşadığını da merak ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ayrıca burada olduğun için. Değil mi Erhan Hocam? Yani ben teşekkür ederim asıl size. Çok teşekkür hak ediyorum. Bir cesaret örneğidir. Bunları paylaşabilmek. Ben uzun yıllardır da takip ediyorum Tuğba'nın deneyimlerini. Çok net biliyorum. Hatta canlı olarak takip ediyorum neredeyse. Çünkü sabah uyanır yanmaz bana yazar ve birlikte değerlendirdik ve takip eder biliyorsun. Bu bakımdan benim için değerli konuklardan, önemli tanıklardan da bir tanesidir. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu olduğu için de çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Tuğba'ya geçeceğim ama hemen aklıma bir şey geldi Erhan Hocam. Mesela siz çok titizlendiniz bizim ön çalışmamızda da hikayelerde. O evet. Deneyimler işte gerçek mi değil mi? O zaman içinde mi anlaşılıyor? Ne yapıyorsunuz? Tabii, nasıl tabii. Ayırıyorsunuz? Şimdi bana mesaj atanlar oluyor. İşte şöyle bir rüya gördüm, şöyle bir olay yaşadım gibi ifadelerle. Diyorum ki bekleyelim, hemen karar vermeyelim. Bir yayından etkilenmiş olabilirsiniz, işte bir temasçı deneyimden etkilenmiş olabilirsiniz. Bir kitap okumuş, ondan etkilenmiş olabilirsiniz. Bu bir şekilde rüyalarınıza yansımış olabilir. Bir durumun, devam eden bir sürecin gerçekten bir dünya dışı temas niteliği taşıdığına karar verebilmemiz için çok geniş bir zaman süreci içerisinde bunu takip etmemiz lazım. Yıllarca takip etmemiz lazım birçok durumda. Eğer çok net fiziksel kanıtlar yoksa uzun süre takip etmemiz gereken bir süreç. Çünkü gerçekten çok kaygan bir zemin. Birçok insan temas yaşadığını düşünüyor, öyle algılıyor belki de. Bunları ayırt edebilmemiz için birçok farklı parametrenin bir arada olması lazım. Tek bir parametreden yola çıkarak, örneğin bir rüya karakteristiğinden ya da işte vücuttaki herhangi bir izden yola çıkarak biz net bir kanaate varamıyoruz bu durumlarda. Onun için bu yüzlerce vaka içerisinden süzüle elimizde gerçekten şu anda güvenilir vaka sayısı, elimizdeki güvenilir vaka sayısı muazzam bir havuz teşkil etmiyor. Onu da söylemek istiyorum. Bu arkadaşlara benim güvenim var. Uzun zamandır takip ediyorum. Ve onların deneyimleri zaten devam ediyor. Devam ediyor ve tutarlı bir şekilde devam ediyor. Yani ilk başlardaki hikayeleriyle bana sonradan aktardıkları arasında tutarsızlıklar yok. Benim için çok önemli bir şeydir bu. Ve sonra sosyal yaşamlarına, iş yaşamlarına, hayatlarına bakıyorum, onlarla konuşuyorum. Orada da bir tutarlılık görüyorum. Bir dengesizlik, bir hikayeden sapma görmüyorum. Bu da çok önemli bir parametredir dünya dışı temas araştırmalarında. Bunu dünyadaki araştırmacılar da kullanır. Çapraz sorgulama meselesi vardır mesela. Bunun dışında teyit meselesi vardır. Aynı detaylar başka temasçılarda da karşımıza çıkıyor mu? Bunlara da bakarız. Bunları hep konuşacağız zaten bu sohbetimiz içerisinde. Başka detayları da ben yeri geldikçe aktaracağım sizlere. Ki az buz değil, 2019 yılında Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriyorsunuz. 895 kişinin katılımıyla Türkiye Dünya Dışı Temas Kamuoyu Araştırması'nı gerçekleştiriyorsunuz. Mutatyo'da yayınladığınız araştırma. Ona dayanarak, bu araştırmaya dayanarak oluştu Mutatyo kitabı. Oradaki bu temel karakteristikleri, ortak özellikleri ben
ruhsal yasalar çerçevesinde de değerlendirmeye çalıştım. O bakımdan önemli bir çalışmaydı, önemli bir araştırmaydı. Türkiye'de de bir ilkti. Ve çok değerli ileri veri analisti arkadaşlarımla çalıştım. Sorular çok o anlamda profesyonelce hazırlandı. Dataları yine profesyonelce analiz ettik birlikte. Hep çapraz sorgulama yaptık. Aynı soru farklı şekillerde karşılarına çıktı o araştırmalarda mesela. Ve hepsine aynı şekilde cevap veriyorlar mı? O tutarlılıklara da baktık. Bu da önemliydi. Dünya çapında da yapılan bir araştırma var. 2014-2018 arasında. O araştırmaya da 4000 kişi katılmıştı. Hı hı. Ve muazzam bir tutarlılık var yüzdelerde. Sorulara verilen cevaplarda. Yani dünya çapında bu araştırmaya katılanların verdiği yanıtlarla Türkiye'deki temas deneyimi yaşayan insanların verdiği yanıtlar arasında istatistiksel bakımdan muazzam derecede benzerlikler var ki ben bunu derslerde de anlatıyorum zaten. Şimdi Tuğba'nın hikayesinde de çok enteresan bir şey var. Hani bu biraz da sağlama gibi oluyor. Binlerce kişi dünyanın dört bir yanından aynı şeyleri anlatıyor. Geleceğiz ona ama en başından başlayalım mı Tuğba'cığım? Olur. Nasıl başladı senin hani ilk temas deneyimin ya da ilk ne oldu? İlk ayanım ben yani küçüklüğümden beri sürekli bir şeyler yaşardım zaten, paranormal bir şeyler. Benim en eski hatırladığım 3-4 yaşlarımdaydı. Bir anda gece uyandım, işte bir varlığın dizinde uyuyorum. İşte saçımı okşuyor, seviyor falan. Bir şeyler söylüyor, o an anlamıyorum. Yani normal şartlarda bir çocuğun, annem de yanımda uyuyordu. Normal şartlarda bir çocuğun çığlık atarak annesine falan koşması gerekiyor. Ama ben hiç korkmadım. Aksine böyle gözümü araladım, sonra tekrar kapattım gitmesin diye. Yani sanki böyle uyandığımı anlarsa gidecekmiş gibi hissettim. Uyuma numarası yaptım yani gitmesin diye. Daha sonra işte beni yatağıma yatırdı, üzerimi örttü. Ben şöyle yine göz aralarından bakıyorum. Daha sonra gözümü açtım, yanımda böyle çok uzun boylu bir silüet geçtiğini gördüm. Ama aynı varlık olduğunu düşünmüyordum. Onu mesela hiç unutamam. Tabii annemlere anlatıyorum, ya küçük çocuğum sonuçta. Hani rüya gördüğüme yoruyorlardı sürekli ama ben gerçek olduğunu çok iyi biliyordum. Zaten o varlığı ben geçen yıldan itibaren tekrar görmeye başladım. Bir temasımda gördüm. İlk önce bağdaştıramadım. Çok tanıdık geldi ama bağdaştıramadım. Çok da güzel hisler veren bir temastı. Ne hissediyorsun orada? Annen olduğunu mu hissediyorsun? Çok büyük bir sevgi mi hissediyorsun? Yani... Çok büyük bir güven hissediyorum. Yani güven, ne bileyim, huzur, mutluluk, böyle sanki uzun zamandır görmediğim tanıdıklarımı görmüşüm gibi hissediyorum. Yani hiç korkmuyorum. Tabii bu hayatımın bir döneminde korkuya dönüştü. Çünkü ben ne yaşadığımı bilmiyordum. Zaten ben küçükken yaşadığım deneyimlerimde hiç korkmuyordum. Şaşırıyordum, sorguluyordum ama hiç korkmuyordum. Tabii ben büyümeye başladıkça işte ortaokul falan gibi anlatmaya devam ettim yaşadıklarım. Bu sefer çevreden şey demeye başladı, işte kötü varlıklar, işte musallat olmuş falan. Bu cinler, konuşma Ayhan, aynen. Aynen öyle. Sonra ben korkmaya başladım. Kabuslar görmeye başladım, çığlık çığlığa uyanmaya başladım. Ama şöyle de bir şey var, aklımda sürekli şu soru var. Küçükken korkmuyordum. Neden şimdi korkuyorum? Ya yani ben küçükken seviyordum. Onlar da beni seviyordu. Neden şimdi korkutuyorlar? Kaç ya da niye korkuyorum? Bu? Korku olayları mı hocam? İlk temas, ilk yaşadığım deneyim. İlk yaşadığım deneyim sizinle konuştuktan sonra 2019'un sonu. Çocukluk yaşlarında. En erken hatırladığım 3 yaş. 3-4 yaş. Evet. 3-4 yaş son derece tipik bir yaş dilimidir. Hem Türkiye'den dünyadaki temasçıların büyük çoğunluğunda bu olayların, bu paranormal olayların ve temasların başlama yaşı 3 veya 4'tür. Neredeyse hiç değişmeyen bir kural gibi bir şey bu. Bunu çok net gördük. Hem araştırmalarımızda gördük. Hem bu yaptığımız kamuoyu araştırmasında gördük. Bu yaşlar hakikaten bir şeylerin tetiklendiği ve başladığı yaşlar. Şimdi bu o kadar tabii tipik bir durum ki, ama şunu söylemem lazım.
o kendini yakın hissettiğin varlık meselesi. Bakın şimdi biz beden kullanan bir ruh varlığıyız her şeyden önce. Kendimizi öyle tanımlamamız lazım. Beden organizmasını kullanan, idare eden ve burada deneyim yapan ruh varlıklarıyız. Ve ruh varlıklarının da evrende deneyim yaptıkları, fiziksel beden kullandıkları tek tekamül okulu burası değil. Sayısız okullardan birçok varlıklar buraya geliyorlar. Ve burada bir farklı aile karakteristiği görüyoruz. O yakınlığın kaynağı büyük ihtimalle bu. Yani o geçmiş deneyimlerinden, bu dünya deneyiminden önceki bir takım deneyimlere dayalı bazı anılarını çocuklar o yaşlarda koruyorlar. Yaşın gereği itibariyle. Henüz daha işte çocuğun şuur sahası daha kirlenmemiş, dünyanın kaba tesirlerinden etkilenmemiş, hala geçmiş anılarını koruyabiliyor çocuk. Ve o noktada o yaştan itibaren kozmik aileler diyorum ben onlara. Belki ileride bu tanım değişecek. Şu anda öyle bir tanım yapıyorum ama ileride bu tanım değişebilir. O aileleri, bu çocukları burada yalnız bırakmıyorlar dünya deneyimlerinde. Destekliyorlar. Çünkü onlara belki de en çok ihtiyaç duydukları dönemler. 3-4 yaş. Yani o gördüğü ailesinin bir parçası, bir bireyi olsun. Bir parçası. O hissi yakalaması mümkün değil başka türlü. Biz bunu tabii tekrar doğuş olaylarında da görüyoruz. Dünyasal anlamda tekrar doğuş olaylarında da görüyoruz ama bu aile meselesinin bir takım kozmik boyutları var. Peki niye korkmaya başlamış Erhan Hocam? Hani kendine de sorduğu soru var ya. Şimdi tabii çocukluk dönemindeki dünyaya bakış, algılar vesaire çok farklı. Ondan sonra koşullandırmalar, dünya koşullarına adapte olma, artık dünya yaşamına adapte olma ve bir takım böyle ön yargıları getirmeye başlıyor. Hani uzaklaşıyorsunuz o kendi ruhsal kökeninizden. Yaşınız ilerledikçe ruhsal kökeninizden uzaklaşıyorsunuz ve dünyaya adapte olmaya başlıyorsunuz ve çevrenizdekilerin o korkuları size de yansıyor. Kesinlikle. Bir koşullandırma olarak. Çocuklar daha saftır o anlamda. Korkmaz. O varlığı görür, ona daha çabuk alışır, daha çabuk adapte olur. Bunları birçok temasçının hikayelerinde bir temel karakteristik olarak göreceğiz zaten. Tuba, hani cinlere falan yordular dedin ya, ailen seni işte endişelendi mi, korktu mu, psikoloğa götürdü mü? Çünkü hani pek çok psikoloğa kişinin... gitmedik, hacıya hocaya gittik. Ya annemler çok korktu, çok endişelendi. Benim zaten bu süreçte annem, işte kardeşlerim de ara ara bir şeyler yaşıyorlardı ama en sık yaşayan bendim. Yani evet, annem beni hocalara da götürdü, işte okunmuştular falan filan. Sonra annen ve kardeşin ne yaşıyordu? Ara ara bir şeyler yaşıyordu dedi. Yani işte hani gece uyanıp birini görme, işte ses duyma diğer odadan ya da ayak sesi duyma gibi bu şekilde şeyler yaşıyorlardı. Ama sonra işte bu ben, arada sana geliyorlar mı her gece? Yani onlar hani sesler duyuyor ya. Yani şöyle, her gece temas tarzında yaşamıyordum ama mutlaka kabus görüyordum. Yani çünkü psikolojim çok bozulmuştu. Korkuyordum, çok korkuyordum. Hani çevreden de sürekli duyuyoruz ya, işte musallat olmuşlar, yok eyvah ne yapacağız bilmem ne. Ben kendi kendime şunu diyorum ki, çok kötü bir şeyin içindeyim, yani nasıl kurtulacağım? Daha ortaokula gidiyorum. Bu arada okulda arkadaşlarımla kaynaşamıyorum. Sürekli yaşadığım şeyleri düşünüyorum, diyorum ki niye ben yaşıyorum, niye başkaları yaşamıyor? Bunun şeyini ben çok fazla yaşadım. Yani hiçbir zaman okulda olur ya gruplar, o gruplara hiçbir zaman entegre olamadım yani. Oluyordu, arkadaşlarımızla görüşüyordu, konuşuyordu ama bir süre sonra böyle bir uzaklaşıyordum ben. Yani süreç onu getiriyordu. Yalnız kalmayı da daha çok seviyordum. Yani işte ortaokulda, yine lisede ve üniversitenin en başlarında, yani eşimle tanışana kadar diyeyim, çok fazla devam etti. İşte hatta bir ara neredeyse her gece yaşıyordum ne bir şeyler. Yaşıyorsun? Yani ne yaşıyorum? İşte o zamanlar işte şey diyoruz, karabasan durumu oluyor. İşte sesler, silüetler, görüntüler, daha sonra işte üzerine kabus. Ya şimdi ben işte bunları anladıktan sonra, kafama oturttuktan sonra geriye dönüp bir baktım da aslında korkacak hiçbir şey yoktu. Ya ben şu an yaşadıklarıma benzer şeyler yaşıyordum ama o zaman ne yaşadığımı bilmiyordum. Aslında o varlıklar senin dikkatini çekmeye çalışıyordu bence. Olabilir, evet. Senin böyle şuur sahanı biraz etkileyerek dikkatini çekmeye çalışıyorlardı. Bir de şöyle bir şey var, unutmadan söyleyeyim onu.
Mesela evdekiler daha farklı algılıyorlardı dedin, işte sesler hı hı. olarak falan. Şimdi bu psişik hassasiyet derecelerine bağlı bir şeydir. Bir olay olur, orada bir ruhsal varlığın etkisi vardır. Gelmiştir orada bir şey yaratıyordur ya da dünya dışı bir varlık. Bir etki yaratıyordur orada. Varlığını işte göstermeye çalışıyordur. Psişik hassasiyeti yüksek olan kişi onu görür, Tuğba gibi. Psişik hassasiyeti daha düşük olan, anne onu ses olarak algılar, bir başkası başka bir şekilde algılar. Daha düşük hassasiyeti olan birisi mesela sadece sezgisel olarak algılayabilir. Hani deriz ya bazen, ya sanki bir varlık var evin içinde öyle hissediyorum ama göremezsiniz. Yanınızdaki kişi onu görür, siz onu sezgi olarak belki şey yaparsınız, algılarsınız. Bunu da açıklamak gerekiyor diye düşündüm. Birinin görüp birini görememesi, bunu hani çünkü tabii. Sen yaşıyorsun, ben niye görmüyorum o zaman? Hassasiyet derecelerinin herkeste farklı olmasıyla alakalı bir şey. Psişik hassasiyet derecelerinden bahsediyorum. Evet. Sonra ne oldu o korkular? Bu arada sen hani fiziksel olarak o bedeni görmeye devam ediyor musun? Hani çocukken sana gelen, güven veren bedenlenmiş varlığı. Onu sadece küçüklüğümde görmüştüm. Bir de geçen yıl görmeye başladım. Üniversitedeyken yine birinci sınıftaydım sanırım. 18-19 yaşlarımdayım. Çok aşırı arttı. Yani her gece kabus görüyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Havanın aydınlanmasını bekliyorum. Psikolojim çok çok bozuldu. Yani okulu bırakıp ailemin yanına dönmeye kadar varmıştı durum artık. Ne okuyordun yani? Çok özel turizm bir... fakültesinde okudum. Seyahat işletmeciliği. Eşimle aynı okuldaydık. Daha sonra biz eşimle tanıştık. İşte tabii ben bu durumları falan ona anlattım, paylaştım. İşte yani ne yapabiliriz, neden yaşıyorsun acaba falan. Sonra bir anda bıçak gibi kesildi. Yani ne gece yatarken korku kaldı, ne kabus kaldı, ne herhangi bir deneyim kaldı. Eşim arkadaşlarıyla işte sürekli arasında sohbet ediyorlar işte. Dünya dışı varlıklar, uzaylılar, temaslar falan. O ara bu konu çok ilgimi çekmeye başladı. Erhan Bey'in Novus kitabı çıkmıştı o zaman. Arkadaşım o kitabı önerdi ama bu arada herhalde bir 2 yıldır falan, 3 yıldır belki de hiçbir şey yaşamıyordum. Sonra Erhan Bey'in kitabını aldık biz, eşimle okumaya başladık. Ama okurken şaşıra şaşıra okuyorum çünkü eşime sürekli diyorum ki ya şu sana anlattığıma çok benzemiyor mu? Ya şu yaşadığım benim yaşadığıma çok benzemiyor mu falan. Kitabı bitirdim. Tekrar tabii düşünmeye başladım. Dedim ki acaba yani bu tarz bir şey miydi? İşte yine düşünüyorum niye küçükken korkmuyordum sonra korkmaya başladım. Ya tekrar korkarsam falan çekincelerim de oldu tabii. Yine hiçbir şey yaşamıyorum. Novus okuduğumuzda işte eşimle nişanlıydık. Sonra evlendik. Ben... İşte 2019'un sonlarına doğru bir ufak tefek bir şeyler yaşamaya başladım. Burada bir Novus'a azıcık gireceğim müsaadenle. Tamam, tabii. Çünkü o kadar çok hikayenin ortak noktası ki Novus, Erhan Hocam. Orada da 25 kişiyle çalıştınız galiba değil mi? Temas evet, yani. 25 kişiyle bilinçaltı çalışması yapmıştık. Açıkçası o kitap bizi de çok şaşırttı. Bizim de beklemediğimiz şeyler oldu. Bu kadar insanın deneyimleriyle ortaklıklar yakalayabileceğimizi biz de düşünmüyorduk. Evet bir şeyler yakalayacağımızı biliyorduk ama etkisinin bu kadar yüksek olacağını doğrusu tahmin etmiyorduk. Ama ortak karakteristikler bakımından hakikaten çok önemli, belirleyici ve tetikleyici bir kitap oldu. O çalışmaya katkıda bulunan değerli insanlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. O, hakikaten çığır açan bir şey oldu bu anlamda. Birçok insan yaşayıp da anlamlandıramadığı şeyleri buldu. Ve şöyle bir açılım oldu insanlarda. Yani ben deli değilim, ben şizofren değilim, işte ben psikopatolojik bir durum içerisinde değilim. Demek ki benim gibi başka insanlar da varmış. Bu çok önemli bir şey. Bu tür deneyimleri yaşayan insanlarla ilgili olarak çok çok önemli, çok önemli bir şey, çok değerli bir şey. Yaşadığını anlamlandırabilmek ve o noktada o olayları bir mantık silsilesi içerisinde yerleştirebilmek, oturtabilmek zihninde bunları çok rahatlatıyor. Psikolojilerine çok iyi geliyor. Bunu ben çok yakından biliyorum. Kesinlikle. Çok yakından biliyorum. Ya bunu size sormadım hani yayın öncesinde sorabilir miyim diye ama sizin de yaşadığınız
metafizik deneyimler var o kitap sırasında. Yani varlıklarla soru var, cevap oldu. Var. Tabii çok özel bir alan içerisindeydik adeta çalışma boyunca biz. Sevgili Dilek kardeşimle birlikte, ki asıl terapist oydu zaten uzmanımız. Çok özel bir enerji alanı içerisinde çalıştık. Ampuller patlıyor, sürekli ampul değiştiriyoruz. Bir anafor var adeta evin içerisinde. Temasçı arkadaşımız işte varlıkları görüyor, Dilek görüyor aynı anda. Terapist, Dilek, ikisi aynı anda o varlığı görüyorlar, tarif ediyorlar birbirlerine aynı varlık. İşte ben hissediyorum bir şeyler. Tabii Dilek'in psişik hassasiyeti çok yüksek. Böyle enteresan deneyimler yaşadık. Çok önemli şifa olayları oldu gözümüzün önünde. Onun dışında... Söyleyin ama ne oldu? Zaman gelince bahsedeceğiz zaten tamam, ondan. Tamam, peki ben şey yaptım, sabırsızlık yaptım. Zaman gelince zaten konuk olarak alacağız. Kendisiyle konuşacağız. Tamam, peki. Oraya bırakalım. Evet, peki hadi bakalım. Sonra Tuğba'cığım bir Nous'u okudun. Evet. O güne kadar hiç düşünmemiş miydin ya acaba dünya dışı bir işte... Yaşam formuyla iletişime geçtim mi falan, hiç aklında böyle bir şey yok muydu? Ya inanın hiç aklıma gelmedi. Ya ben aslında çok da meraklıydım işte evrende yalnız olmadığımızı hep düşünüyordum falan. Ama yani bu deneyimlerimi hiç oraya yormadım. Şaşırıyorum da kendime yani niye hiç düşünmedim diye. İşte eşim ve arkadaşları sayesinde, Nous'u okumam sayesinde sonra işte Erhan Bey'in videolarını falan, röportajlarını dinledim, izledim. Yani dedim ki çok benziyor yaşadıklarıma. Eşim de katıldı aynı şekilde çünkü ona da anlatıyordum her yaşadığımı. Yine üzerine yani belki bir yıl falan geçmiştir yine hiçbir şey yaşamadım. Sonra yine böyle ufak tefek bir şeyler yaşamaya başladım. Bu sefer yani daha bilinçli şekilde bakabildim yaşadığım olaylara. Dedim ki acaba falan. Ya içimde sürekli şey var zaten Erhan Bey'e ulaşıp anlatmak, paylaşmak. Sonra Erhan Bey'e sosyal medyasından ulaştım, sağ olsun dönüş yaptı. O yaşadığın ufak şeyler anlatmak istedim. Şu şekilde Erhan Bey'e ulaşmadan işte 1-2 ay öncesinde ben gece bir anda uyandım. İki elim havada ve iki elimde uyuşuk. Hani şey olur ya böyle bir yeriniz uyuşur, uyuşukluk geçince böyle bir acı olur. Ya onun gibi bir hal, ben eşime doğru dönüp bağırıyorum. Diyorum ki ya uyan, ellerim acıyor, ellerime bir şey oldu. Eşim uyandı, ne oldu diye. Uyanınca benim ellerim üzerime düştü. Ve o şekilde uyuyakalmışım. Eşim ama uyandırdığımı hatırlamıyor. Yani bir hafta 10 gün kadar da benim ellerimin kemikleri çok acıdı. Onun dışında... Ne olduğunu düşündün yani? Ne oldu sence o sırada? Hani yastığına sıkışmıştır, bir şey olmuştur, üstüne yatmışsındır. Onu hiç düşünmedim çünkü ellerim havada asılıydı. Ellerimi alamıyordum. Ha ellerin havada. Tabii ellerim havada asılı uyurken iki elim de havada, etrafta hiçbir şey görmüyorum. Kollarımı almak istiyorum, alamıyorum. Eşim uyanınca bir anda kollarım üzerime düştü. Sonra ben de uyumuşum. Ya yani ertesi gün kalktım hemen eşime anlattım. Dedim gece seni uyandırdım falan, hatırlamadı. Ve ellerimde de dediğim gibi ağrı oldu. Onun dışında böyle çok gerçekçi rüyalar görmeye başladım. Bir tane rüyamda öldüğümü gördüm ama yani o kadar gerçekçiydi ki. Yani o yaşadığım ilden ayrıldığım, işte Türkiye, dışarıdan dünyayı izlediğim, başka bir yere gittiğim. Yani gerçekten ölmüşüm gibi hissettim. Çok gerçekçi bir rüyaydı. Yukarıdan dünyayı mı izliyorsun? Evet. Yani öldüm, işte bir trafik kazası. Eşim benimle ilgileniyor ama bu sırada ben yukarı doğru çekiliyorum. Eşimin kolundan tutuyorum gitmek istemiyorum diye. Sonra karşı koyamadığım bir güç beni yukarı doğru çekiyor. Yukarı doğru çıkıyorum işte her şey küçülüyor. En son dünyayı dışarıdan izlediğimi hatırlıyorum ve ne kadar güzel dediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra sırt üstü bir yere düştüm. Yeşilliklerin olduğu bir yer. O rüyada da dikkatimi çeken şuydu. İşte... Dünyadan ayrılış esnasında çok acı çektim yani. Hiç gitmek istemedim, eşimi bırakmak istemedim. Ama dünyadan ayrıldığım anda da hiç dünyada yaşamamışım gibi bir rahatlık, hani gideceğim yere bir an önce ulaşma isteği. Sonra böyle sırt üstü bir yere düştüm. Dedim ki kalkıp etrafıma bakmalıyım, nereye geldiğimi çok merak ediyorum. Ama maalesef devamı yok ya da hatırlamıyorum, bilmiyorum.
Yine uyku uyanıklık arasında uzun boylu grileri gördüm. Yani temas yaşamadım. Sadece bir görüntü olarak gördüm odanın içerisinde. Uzun boylu griler ne demek Erhan Hocam? Şimdi bu da yine temasçıların ortak anlatılarından bir tanesi. Biz bu varlıkları tabii böyle çok net şekilde böyle klasifiye edemiyoruz. Yani sınıflandırmak çok kolay değil. Ama bütün dünyada en çok görülen, en çok tarif edilen diyeyim, bir varlık türü olarak karşımıza çıkıyor. Griler dediğimiz o klasik tür vardır. İşte iri gözlü, o filmlerde de onu bir şekilde biraz da tabii dejenere ederek kullanırlar. O iri gözlü, iri kafalı, ince bedenli, ince uzun parmak varlık türü. Bunu zaman zaman daha kısa boylu olanlarını görüyor temasçılar. Bir de onların idarecisi gibi olan, yine temasçı ifadelerinden yola çıkarak söylüyorum bunları. Onların idarecisi gibi, onları yöneten, onları böyle koordine eden bir varlık gibi daha uzun, aynı tipte ama daha uzun boylu bir varlık tipinden bahsediyor. Bütün dünyada temasçıların ortak ifadelerinden bir tanesidir bu. Ama yine de tür meselesine tabii biraz temkinli yaklaşırım ben her zaman. Kolay değildir kesin bir sınıflandırma yapmak. Çünkü temasçının algısı bunu değiştirebiliyor. Bir dünya dışı varlık nasıl olabilir şeklinde bir ön yargısı, bir koşullandırması varsa mesela o varlığı bir enerjetik bir kütle olarak gelse dahi zihninde onu o forma yerleştirebiliyor temasçı. Varlık da kendi görüntüsünü değiştirebiliyor çünkü psişik kudretleri çok yüksek. Maddeye hakimiyetleri çok yüksek varlıklardan bahsediyoruz. Onun için bu görünüm meselesi, yani fiziksel görünüm, fiziksel hatlar, fiziksel nitelikler meselesi çok güvenilir bir mesele değildir. İnsan formuna girebilirler mi? İnsan formunda da çok görülüyor, evet. Onu da temasçıyı rahatlatmak için yaptıklarını düşünüyorum ben. Ha, belki böyle bir forma yakın bir form kullanıyordur varlık. Şimdi hepimiz bir beden formu kullanıyoruz. Bu dünya gezegenine uygun bir form. Fiziksel olarak, titreşimsel olarak, işte moleküler yapı olarak. Daha yüksek, daha akışkan seviyeli bir gezegende bir varlık tabii ki o fizik sisteme uygun daha akışkan bir beden kullanıyor olabilir. Biraz da psişik kudreti yüksekse, maddeye hakimiyeti yüksekse o formu değiştirebilmesi de normaldir aslında. Onun için biz kesin bir formdan bahsedemiyoruz. Hani ben hep görüyorum sosyal medyada da, başka yayınlarda da. Kesin varlık, kesin varlık böyle şeyleri var, sınıflandırmaları yapılıyor. O konuya biraz temkinli yaklaşmak lazım. Biraz algı meselesi işi değiştirebiliyor. Peki odanda mıydı o senin işte griler dediğin? Yani, nasıl gördün? Birebir odamda görmedim ama nasıl desem böyle şey gibi, bir yansıtma gibi. Bir projeksiyon gibi sanki. O şekilde, evet. Evet. Gördüm. Evet. Sonra dedim ki ben kesin artık Erhan Bey'e anlatmam lazım yaşadıklarımı. Sonra Erhan Bey'e ulaştım, sağ olsun dinledi beni. İşte yaşadığım her şeyi anlattım falan. Erhan Bey'le konuştuktan sonraki ertesi sabah benim işte bugüne kadar yaşadığım düzenli temaslarım başladı. Hemen ertesi günü başladı. Evet. Ne oldu? Şöyle oldu. Sabah 9.30-10 gibi falan ben uyandım. İşte eşim işe gitmişti. Sonra dedim ki yani işim gücüm yok, tekrar uzanayım. İşte telefonla falan uğraştım yatakta. Sonra yine böyle aşırı bir uyku çöktü. Telefonu bıraktım. Tam böyle uyku uyanıklık arası, böyle tam dalmak üzereyim. Özellikle göğüs kısmında inanılmaz bir titreşim hissettim. Yine böyle tam korktum, kalkacaktım yataktan, böyle tam doğrulacaktım. Dedim ki yani korkmayacağım artık dedim ya. Kendimi bıraktım, gözümü de kapatmayacağım dedim. Normalde bu tür durumlarda işte gözümü kapatıyorum, dualar ediyorum. Bir an önce bitsin, gitsin. Dedim ki ben bu sefer korkmayacağım. Titreşim hala devam ediyor bu arada. Sonra tekrar yan şekilde yattım yatağıma, gözlerim açık. Baktım hareket edemiyorum. Ama arkamda yatağın üzerinde bir varlık olduğunu hissettim. Sonra bir ses gelmeye başladı, kız kardeşimin sesi. Ama şey gibi böyle hani frekans sesleriyle karışık, böyle radyo çekmiyormuş gibi de arada böyle sesler gelip gidiyor.
Ve ses kafamın içinden geliyor. Böyle dışarıdan böyle sizinle konuştuğum gibi duymuyorum. Böyle yankılı yankılı kafamın içinden geliyor. Bana bir şeyler anlatıyor. Anlattığı şey, o an anlıyorum. Bu süreci neden yaşadığımı anlatıyor. O an anlıyorum ve mantıklı da geliyor. Ben diyorum ki, ha demek bu yüzden yaşamışım falan diyorum. O böyle sürekli anlatıyor. Sonra ben böyle kafam hafif hareket edebiliyor, onu hissettim. Dönüp bakayım dedim. Hani neye benziyor? Ama kafamda da şöyle bir şey diyorum. Diyorum ki, yüzüne bakma. Yani daha yeni başladın, korkutma tekrar kendini. Ve bedenine falan bak, hemen dön diye de kendimi şey yapıyorum. Korkutma diyorum. Döndüm. Gri bir beden, işte ince kollar falan. Özellikle yüzüne bakmamaya çalışıyorum korkmamak için. Tekrar önüme döndüm. Bu arada anlatmaya devam ediyor bir şeyler. Ben de anlıyorum o an anlattıklarını. Şu an hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Sonra ben ikinci defa bakmak istedim. Bir tek hatırladığım cümle bu. Sen beni mi görmek istiyorsun dedi. Böyle gülümser bir ses tonuyla. Tekrar önüme döndüm. Yine anlatmaya devam. Yani çok uzun bir şeyler anlattı bana. O anda hepsini anladım aslında. Bir yandan şeyi düşünüyorum, işte kalkar kalkmaz Erhan Bey'e anlatacağım. Demek ki bu yüzdenmiş, işte eşime söyleyeceğim. Demek ki şu yüzden yaşıyormuşum. Sonra tekrar aynı titreşim tekrar oldu ve ben hareket edebilmeye başladım. Hemen zaten Erhan Bey'e anlattım. Ama o hareket edebilmeye başladığım an her şeyi unuttum. Sadece bu cümle kaldı aklımda. Sen beni mi görmek istiyorsun? Neden onu anlatılanları hatırlamıyor Erhan Hocam? Çünkü o anda şuursal durum farklı. Günlük şuursal durumunda değil. Beyin frekansı da farklı. Beyin frekansı muhtemelen işte teta düzeyinde. O an daha geniş şuur haline ulaşmış durumda. Tekrar normal günlük beta frekansına döndüğümüz zaman hafızada kalmıyor. Ama hatırlamayacaksa şuur dışında kalıyor. Niye anlatıyorlar o zaman? Bilinç altında vardır. Onun gerektiği zaman çıkar ortaya tabii. Bilinç altında kaybolmaz asla. Ama üç tane çok önemli şey söyledi aslında. Fiziksel karakteristik anlamında, temas öncesi karakteristiği anlamında. Ona da değinmeden geçmemek lazım. Bir tanesi dedi ki, ani uyku bastırdı dedi. Son derece tipiktir. Bir temas yaşanacaksa onu varlıklar yapay olarak yaratıyorlar, uyku isteğini. Artık uyku merkezine bir tesir mi gönderiyor? Nasıl yapıyor onu bilemiyoruz ama ani uyku karakteristiği önemlidir. Sonra dedi ki, göğsünde bir titreşim oldu dedi. İşte onu o temasa hazırlık için belli bir seviyeye çıkarması lazım frekans olarak. Çünkü normal günlük frekansımız içerisinde, beyin frekansımız içerisinde, bedenimizin moleküler frekansı içerisinde, varlıklarla etkileşim içerisine girebilmemiz mümkün değil. Aynı seviyede değiliz. Bir ortak noktada buluşabilmemiz hazırlıyor için. Hazırlıyor yani iletişim. Hazırlıyor, hazırlıyor. Şimdi medyonomik çalışmalarda da öyledir. Medyumun şuur sahasının titreşimini yükseltir rehber varlıklar önce. Ki ortak noktada buluşulabilsin diye. Bu çok önemli. Üçüncü bir şey daha söyledi. Paralize oldum dedi. Hareket edemiyorum dedi. O da o gelen artık enerjinin etkisiyle aşırı reaksiyon da göstermesin diye bir şekilde kısmen birkaç dakika süreyle belki daha kısa bir paralize ediyorlar. Ondan sonra hareket etmeye başlıyor tekrar. Şöyle çok temel karakteristiklerdendir. Peki sonra Tuğba'cığım, bu oldu bitti hatırlamıyorsun ama Erhan Hoca ile konuştun. Evet. Anlattı. Gördüğüm varlığı anlattım, yaşadıklarımı anlattım. Sonra ben iki günde bir bu şekilde temas yaşamaya başladım ve hepsi birbirinden farklı şekilde. Yani tabii şu an hepsi birbirine benziyor. Hani onlar Gelip ilk olduğu için muhtemelen. Oturuyor mu yatağının kenarına? Ne yapıyor? Yine hep hissediyor musun fiziksel olarak o varlığı? Tabii evet. Yani bazen dokunduklarını hissediyorum ama görmüyorum. Bazen görüyorum da. Sonra işte iki günde bir yaşamaya başladım. Bu arada şey de oldum tabii, hani bir heyecan duygusu var. Böyle sürekli yaşamak istiyorum falan. Bir de bu temasımda çok önemli de şöyle bir şey olmuştu. Bu temas esnasında elimi ben birinin tuttuğunu hissettim. O anda hatta şöyle düşündüm, bak korkmamam için elimi tutuyorlar gibi düşündüm. Hatta bundan sonraki 2-3 temasımda da bu şey oldu. Yani temas esnasında birinin elimi tuttuğunu ve sakinleştiğimi hissediyorum. İki gün sonraki temasımda o benim için şeydi, çok enteresandı. Aynı şekilde ilerledi. Yine uyandım. Yine işte yatağıma gittim. Yine ani bir uyku bastırması. Bu sefer sadece göğüs kısmımda değil, komple bedenimde aşırı bir titreşim ve kulak çınlaması.
Sonra yine baktım hareket edemiyorum. Sırt üstü yatıyorum bu defa. Etrafıma bakıyorum, hiçbir şey göremiyorum. Sonra baktım ben hareket edebiliyorum. Kolumu kaldırdım ama kolum duruyor. Yani bedenimden ayrılmışım aslında o esnada. Ve elime bakıyorum, şeffaf ama böyle kenarlarında parlak şeyler var, hatlar var. Yani elimi görüyorum. Ve uyanıksın değil mi? Uyanım, yani bilincim çok yerinde, uyanım. Sonra bedenime bir şeyler yapıldığını anladım o anda. İşte üzerimde pike var, işte bacaklarıma özellikle bir şeyler yapıldığına dair. Sonra ben yataktan kalktım, kendimi izliyorum. Varlıkları görmüyorum ama yani nerede olduklarını bile söyleyebilirim. Kaç varlık var? 3 varlık var. İşte bir tanesi yatağın yanında duruyor, 2 tanesi bir şeyler yapıyorlar. Ve bedenim de yataktan belki böyle bir karış falan yüksekte. Ama ayaklara ya da bacaklara bir işlem yapılıyor. Sonra ben böyle tam izlerken önüme benim şu görüş hizama şöyle kocaman bir şey geldi. Böyle plastik gibi, bir sert plastik gibi bir şey geldi. Görüş açımı kapattı. Sadece işte yatağın altını falan görüyorum. Sonra dedim ki ya neden görmemi istemiyorsunuz? Bana ne yaptığınızı bilmek istiyorum, merak ediyorum. Sonra dedim ki ben şunun altından geçeceğim, işte pikeyi kaldıracağım, göreceğim. Öyle inat ediyorum yani. Sonra tam geçtim, aldım pikeyi elime, pat bedenimdeyim. Hareket de edebiliyorum. Bitmiş şey, temas. Hemen tabii her zamanki gibi yine Erhan Bey'e anlattım. Dedim ki ben böyle bir şey yaşadım. İlk defa da böyle bir deneyim yaşadım. İşte astral seyahati falan hep konuşulur edilir ama hiç yaşamadım daha önce. Ya da hatırlamıyorum, bilmiyorum. Ama o duygu çok hoşuma gitti. O bedenden ayrılma hissi, işte kendimi dışarıdan izlemem. Yani bedensiz bir şekilde hareket etme duygusu çok hoşuma gitti aslında. Kendimi çok rahat hissettim. Ama tabii bu şekildeki bütün deneyimlerimde bu kadar kolay hareket edemiyorum. O temasımda edebildim niyeyse. Zaten ondan sonraki bütün temaslarımla yataktan kalkmamı engellediler temas esnasında. Yani bayağı şöyle kolumu tuttu birisi. Bayağı yaramaz bırak... bir temastı galiba. Erhan Hocam. Evet, fazla hareketli. Ne oldu peki? Ne yaptılar orada? Bir sonrakilere geçeceğiz ama ya sen ne düşündün, siz ne düşünüyorsunuz? Yani ne yaptılar orada acaba? Benim hiçbir fikrim yok. Ya o temas için ne yaptıkları konusunda ama... Bir karış yukarıdaydım. Eşin bu arada yanında mı Tuğba? Yok, o yine işte. Ben yine sabah gündüz, uyandım. Ha, sabah gündüz, mı? Evet, gündüz uyandıktan sabah. Sonra bir daha hı-hı, uyku basıyor ve yaşıyorsun. Evet, ikincisi aynen o şekilde oldu. Zaten en baştaki temaslarım hep genelde o şekilde oldu. Gece pek yaşamıyorum. Ya da işte öğleden sonra televizyon karşısında uzanırken oluyordu falan. Hep gündüz oluyordu. Gece olan temaslarımı hatırlamıyorum ben. Yani şimdi yavaş yavaş hatırlamaya başladım, daha netleşmeye başladı ama o zamanlar gece olan temaslarımda ben sadece ya yatağa bırakıldığım esnayı hatırlıyorum ya da çok kısa böyle temasın başladığını ve yanımda birisi olduğunu hatırlıyorum, çok kısa kısa. O yüzden yani gündüz yaşadıklarım çok daha net, çok daha belirgindi. Evet, biz Tuğba'yla o zamanlar değerlendirirken ona söylemiştim, sen hep son sahnelerini hatırlıyorsun. Aslında. Aradaki bölüm kayıp. O hafızada yok. Onu tabii çıkartılabilir ortaya regresyonla. Çıkartılamayabilir de bilemeyiz. Ama hatırlamadığı çok şey var. Hep son sahnelerini hatırlıyor. Eli havada uyanması da zaten orada ne yaşadıysa eğer. Büyük ihtimalle tabii bedeninden ayrılmış yani. O şuursal olarak artık enerji bedenine geçmiş. Projekte olmuş bilinci. O şekilde ayrılmış. O noktada ne yapıldı bilemiyoruz. Hatırlamıyor çünkü Tuğba ama o final sahnelerinden işte yatağa bırakılmalar, o el hareketleri vesaire, o titreşim sonrası işte yükselmeler. Bunlar o noktada bir şeyler yaşandığını ama Tuğba'nın bitiş sahnelerini hatırladığını gösteriyor. Peki üç kişi başımdaydı diyor, bir karış havada gördüm kendimi diyor falan. Bu, i̇şte böyle bunlar, havalanmış görmek falan. Tabii bunlar çok tipiktir. O noktada zaten bir degajman dediğimiz o ruh-beden bağlantısının gevşemesi durumunu yaşıyor. Yani bir şekilde astral çıkış gibi bir şey ya da bir bilinç projeksiyon diyelim buna. Bilinci beden dışına taşmış orada artık. Yani bilinç bedene bağlı fonksiyon değildir zaten. O noktada işte bu gelen enerjiyle, gelen tesirle yani ne yapıyorsa varlıklar. Bilinci artık kendi enerjetik varlığına geçmiş, fizik bedenini oradan görüyor. Onun devamında mutlaka başka bir şeyler de olmuştur.
daha farklı bir ortama alındı belki. Orada bir şeyler yaşadı ama orası bloke olmuş gibi görünüyor. Ama belki ileride hatırlayabilir. Rüyalarda ortaya çıkabilir. Gün içerisinde böyle biraz gevşeme halinde zihin işte ya da beyin frekansı alfa ritmine geçtiğinde, gevşediğinde pat diye ortaya çıkabilir. Başka bir şey hatırlatabilir sana, bir görüntü, bir film sahnesi. Hatırlamalar bu şekilde de olabiliyor. Hatırlamadığı çok şey var bana göre. Evet. Çok şey var. Bir gece kediniz mi çıldırdı? Böyle bir olayınız vardı. Ha, evet. Değil mi? Evet. Ne oldu? Aslında o kedim olayı yani iki defa oldu. Birinde evde sadece ben ve kedim vardık. Şeyden sonra işte bu temas bittikti. Yine ben böyle bir astral çıkış gibi bir şey yaşadım yani. Bedenimden ayrıldım ve bedenimden ayrı hareket etmeye başladım. Kedimin olduğu yere gittim ve o temasın bittiğinde kedim evden kaçmıştı. Ve gerçekten o gece beni gördükçe kabardı yani. O yüzden ben eşime dedim ki yani kesin beni gördü çünkü farklı davranıyor. O ikinci dediğiniz olay yine benim için yani çok farklı, çok değil. Yani ben bütün temaslarımı böyle diyorum gerçi ama o olayda da eşimin memleketine gitmiştik. Ben aşağıda tek başıma uyumaya çalışıyordum. Herkes de yukarıda. Ama şey böyle sabah ezanına böyle bir saat falan var belki. Saat de bayağı geç. Uyumaya çalışıyorum, uyuyamıyorum işte sağa dönüyorum, sola dönüyorum falan. Sonra yine ani uyku bastırması. Tam o arada dışarı nasıl çıktığımı hatırlamıyorum ama bir anda kendimi kapının önünde buldum. Kapının önünde ayakta duruyorum. İşte eşim ve akrabalarımız üst katta. Tam onların penceresinin hizasında kocaman bir uzay aracı var. Görünüyor, kayboluyor, görünüyor, kayboluyor. Ben bu arada etrafıma bakıyorum, eşime sesleniyorum, onlara göstermek istiyorum. Sonra tekrar göründü, bir süre ben izledim. İşte tam o esnada, benim bunu yaşadığım esnada, bizim kedimiz de benim o tam pencere hizasına doğru sürekli oraya doğru atılmış, miyavlamış. Yani çıldırdı diyor eşim, hani hiç öyle görmedim onu diyor. Kapıyı açmaya çalışıyor, pencereyi açmaya çalışıyor. Sonra ben bir anda kendimi aracın içinde buldum. Çekildim aracın içine doğru. İlk önce yani böyle bembeyaz, kocaman salon gibi bir yerdeyim. Bir varlık var, dişi bir varlık. Ya insanımsı ama ten rengi mavi gibi, böyle açık mavi. Beni görmüyorlar, ben yanlarındayım ama beni görmüyorlar. Böyle aralarında bir şey konuşuyorlar. 2-3 tane yine böyle işte grilere benzettiğim bir varlık var. Yine 2-3 tane varlıkla aralarında bir şey konuşuyorlar. Yani diyorum ki ben alındım ama beni görmüyorlar ki. Yani niye beni aldılar diye düşünüyorum o arada. Sonra kendimi başka bir odada buldum. Önümde de o kız çocuğu. Daha önceki temasımda da rüyalarımda da gördüğüm aynı kız çocuğu. 4-5 yaşlarında. İkimiz de ayaktayız. Kaç defa gördün o çocuğu? Yani bu... Çok sayıda mı gördün? Ne zaman? Yani 4-5 defa görmüşümdür. Birisi yine temasımda, hatta iki tanesi temasımda, birisi rüyamda. Sana bir şey söyledi mi hiç çocuk? Bana işte bu temasımda söyledi sadece. Hı-hı. Karnıma dokundu. Onun dokunmasıyla böyle sanki önümde bir ekran açıldı, ben karnımın içini görüyorum. O an ona dedim ki sen neden karnımı gösteriyorsun, hamile miyim dedim. Henüz değil dedi. Dedim ki peki ne zaman olacak? Dedi ki az kaldı. Hatta zaman da söyledi ama hatırlamıyorum orayı. Ama bu arada şey gülümsüyor böyle. Bir yandan karnıma dokunuyor, bir yandan böyle gülümsüyor, konuşuyor. Daha sonra... Çocuk büyük ihtimalle senden gelecek. Evet, bekliyorum kısa zamanda. Ya öyle mi olur Erhan Hocam? Evet. Önceden, yani bunlar hepsi planlı işler, programlı işler. Anlatıyoruz ruhsal konuları anlatırken de. Varlık bir şekilde hazırlığa başlıyor. İşte anne seçiliyor, baba seçiliyor vesaire. Bir takım genetik düzenlemeler yapılıyor. Sonra rüyalara girmeye başlar. Yavaş yavaş artık dünya tesirlerine yaklaşmaya başlar varlık. Orada bir takım mesajlar vermiş zaten. Ben öyle düşünüyorum. Oldukça da tipik. Bakalım, göreceğiz. Ben de bu temastan sonra öyle hissettim. Dedim ki resmen geleceğini haber verdi çocuk bana dedim. Hani daha önceki temaslarımda da gördüğüm için.
Sonra ertesi gün işte ben kalktım ama yani hatırlamadığım kısımlar var. İşte birbiriyle bağdaştırmaya çalışıyorum, düşünüyorum falan. Henüz kimseye anlatmadım. Şey yaparken işte masadayken hepimiz eşim ve kardeşi dedi ki bana, ben daha bir şey anlatmadan, sen gece temas ya da hani bedenden ayrılma gibi bir durum yaşadın mı? Çünkü cadı çıldırdı dediler. Kedinin bu arada, adı cadı galiba. Ha evet, kedimiz. Bu arada benim temasım bitti. Birkaç dakika sonra ezan okundu. Sabah ezanı. Kedim de aynı şekilde ezan okunduktan sonra yani işte sakinleşti diyor eşim. Bir iki dakika sonra ezan okundu diyor. Yani tam temasın bitme şeyi de tutuyor. Zaman olarak tutuyor. Sonra dedim ki yani aslında bir şeyler yaşadım da tam böyle kafamda oturtmaya çalışıyorum falan. Neyse sonra oturdu parçalar yerine, işte anlattım, dedim ki ben böyle böyle bir şey yaşadım. Baktık zaman falan da tutuyor. İşte kedinin yöneldiği yön de tutuyor. Sonra hatta akşam komşular geldi, bahçe komşuları. O da durup dururken dedi ki, bahçelerinde böyle 5-6 tane kedileri var, besliyorlar. Ya dedi, gece ne olduysa dedi, işte ezandan önce dedi bizim kediler çıldırdı dedi, kafayı yediler falan dedi. Tamam dedim artık yani, bu kadarı da tesadüf değildir artık dedim. Zaten şeyden emindim yani, benim kedimin gördüğünden emindim. Bu da işte böyle bir temasım oldu, beni çok etkiledi. Hayvanlar hisseder mi Erhan Hocam? Hissederler. Hayvanların algı spektrumu çok geniştir. Manyetik etkileri de çok rahat hissederler zaten. Birçok hayvan doğada manyetik hatları takip ederek yönlerini buluyor. Bizim algı spektrumumuz içerisinde, o sınırlar içerisinde olmayan birçok enerjiyi, işte yayını, manyetik etkiyi hayvanlar hissediyor, görüyor, sezinliyor. Bu çok tipiktir. Yani ev hayvanları reaksiyon verirler. Dünya dışı temas olaylarında vardır bu reaksiyonlar. Köpekler reaksiyon verir, kediler reaksiyon verir, evdeki kuşlar müthiş reaksiyon verirler. Bu çok tipiktir. Onun için şaşırmadım doğrusu. Peki çocuğun yok şu anda değil mi? Bekliyorsun yok. Ama o evet. Kız çocuğunu. Yani birkaç ay kaldı diye düşünüyorum. Sen bunları yaparken eşin ne yapıyor Tuğba'cığım ya? Hani hiçbir şey hissediyor mu? Hiç ortak hissettiği bir deneyiminiz oldu mu? Yani şöyle, birkaç temasında dediğim gibi eşimle beraber yaşadığımız bir şeyler oldu ama eşim hatırlayamıyor. Ama bir temasımda mesela beraber yaşamadık ama ben temasımdan hemen önce onun yaşadığını düşünüyorum. Beni uyku tutmadı. Eşim uyuyordu. Beni uyku tutmadı. Hatta kalkıp oturayım biraz falan diye düşünürken eşim bir anda böyle yatakta doğruldu ama gözleri kapalı. No, hiç öyle şeyleri de yoktur yani. Ne oldu dedim. Başım dönüyor dedi. Garip bir şeyler oluyor dedi. Yani insanın uykuda başı döner mi? İyi misin? Hani ne oldu falan derken eşim yataktan kalktı. Su içmeye falan gidiyor zannettim. Meğer orada hala uyuyormuş. İşte odanın içinde biraz gezindi. Sonra tekrar geldi, yattı. 5 dakika belki geçmemiştir. Yine ani bir uyku bastırdı ve ardından ben temas yaşadım. Eşim mesela şunu hatırlıyor. Diyor ki ben garip hissettim. Yani başım dönüyor dedim bana dedim. Ya dediğini hatırlamıyor. Rahatsız hissedip kalktığını hatırlıyor. Garip bir şey hissettim diyor yani böyle o da tam ifade edemiyor, anlatamıyor. Garip bir şey hissettim diyor. Onun hemen işte ertesine ben de temas yaşayınca 5 dakika sonra falan onu ona yordum ben. Yani ya dedim hissetti ya da hemen benden önce onunla temas, hani iletişim kurdular, temas yaşadı eşim. Sonra benimle yaşadı diye düşündüm. Yani eşimin normalde hiç yoktur öyle gece hani sayıklaması, konuşması, kalkması falan. Ya ilk defa o gün böyle bir şey oldu. Neler oluyor orada Erhan Hocam? Hani mesela çiftlerden biri yaşıyor, diğeri de böyle şeyler mi yaşıyor? Niye görmüyor? Şimdi şöyle oluyor. Ya tamamen derin bir uykuya giriyor çiftlerden. Temas yaşamayan. Derin bir uykuya haline alıyorlar onu. Letarjik uyku diyoruz biz buna. Oldukça derin bir uyku. Yani sarsıyorsunuz, uyanmıyor. Eşlerden biri temas yaşarken diğeri inanılmaz derin bir uyku içerisinde. Bu da tipiktir. Ya da o da temas yaşıyor ama hiç hatırlamıyor. En ufak bir fikri dahi olmuyor. Temas sonrasında tamamen siliniyor hafızasından. Tabii şuur altında kalıyor mutlaka. Ya da az önce bahsettiğim o hassasiyet meselesi. Şimdi aynı enerji sende farklı bir etki yaratıyor.
eşinde daha farklı bir etki yaratıyor. Belki o bir şeyler hissederek tamamen şuur dışı bir şekilde kalktı, dolaştı. O enerji girdabı içerisinde böyle bir dolaştı, tekrar yatağına döndü. Ama bir şeyler sezinlediği, bir şeyler olduğu belli o noktada. Kesinlikle. Yani sende temas etkisi yaratıyor ya da temas olayının enerjisi, senin yaşadığın temasın etkisi onda daha farklı, daha alt kademede bir etki yaratıyor. Sezgisel bir şey yaratmış olabilir. Ama mutlaka o enerjiyi alırlar eşler. Bir şekilde alırlar. Bir keresinde temas ortasında eşim bana uyuyor musun diye seslendi. O da karşı koltukta televizyon izliyordu. Paralize haldeyim. Cevap veremiyorum. Ama şey... Duyuyorsun onu. Duyuyorum onu. Şimdi eşim... işte ben burada uzanıyorum mesela. Eşim de şuradaki koltukta uzanıyor. Tam temas yaşıyorum. Önümde bir varlık var. Ve eşim kalkıp bana seslenmeden birkaç saniye önce varlık göremedim, yok oldu. Ama ben hala hareket edemiyorum. Uğultular, titreşimler devam ediyor. Eşim bana sordu. Cevap veremedim tabii. O da uyuyorum zannetmiş. Tekrar o da uyumuş. Ya mesela o an temas yaşıyordum. Sonra tekrar varlığı gördüm işte. Temasım devam etti. Şaşırdım yani, temas ortasında eşim bana seslendi. Hatta şey diye düşündüm, acaba gerçek değil miydi, eşim seslenmedi mi diye düşündüm. Sordum da, yo ben seslendim, senden cevap gelmeyince uyuyorsundur diye, hani uyandırmayayım diye üstelemedim dedi. Ya bu da bana çok ilginç gelmişti mesela. Bir de tabii bir şey, öngörüşme yaptık seninle. Bir meteor hadisesi var galiba değil mi? Seni evet. Çok şaşırtan yine. Evet. O neydi, anlatır mısın? Gecesine ben çok nasıl söyleyeyim, bir görü gördüm yani, böyle bir vizyon, bir yeri gördüm daha doğrusu, ama çok gerçek, içindeymişim gibi gördüm. Genelde ben bunlardan sonra ya temas yaşıyorum ya da haberci bir rüya görüyorum. O gece rüyamda denizin ortasındayım. Gökyüzünde devasa büyük bir uzay aracı var. Ben diyorum ki bu ana gemi diyorum. Ve onun içinden de daha ufak uzay araçları çıkıyor. Ama rüyamda şöyle bir şey oluyor. O uzay araçları çıktığı esnada o ana gemiden böyle çok büyük bir enerji açığa çıkıyor. Ve bu denizin ortasında çok büyük dalgalara neden oluyor. Ben hatta o an şunu düşündüm. Dedim ki demek ki bu yüzden denizin ortasında oluyor. Çünkü karaya yakın bir yerde olsa insanlar korkar ya da insanların evlerine zarar verebilir. Demek ki bu yüzden bu kadar gözden uzak diye düşünüyorum. Sonra oradan çıkan bir uzay aracı böyle hızlı bir şekilde önümden geçiyor. Etrafında böyle mor ya da pembemsi bir şey var. Bir ışık var. Sonra ben bağırıyorum. Diyorum ki kuzeye doğru gidiyor diyorum. Sonra rüyamda bunu şey sanıyorlar, meteor sanıyorlar. Kim o sananlar? Ya insanlar, yani hani insanlar meteor görüyor. Evet, meteor düştü zannediyorlar. Sonra ben uyandım, işte her zamanki gibi telefonumu aldım. Bakarken önüme bir haber düştü. İşte Karadeniz'e meteor düştü, ama fotoğraf benim gördüğümün aynısı. Ben şok geçirdim, dedim ki nasıl yakalamış olabilirler ki bu kareyi? Sonra dedim ki ama dedim bu meteor değil ki dedim ya. Bak rüyamdaki gibi dedim. Demek ki bu malum olmuş bana. Hani rüyamdaki gibi insanlar bunu meteor zannettiler diye düşündüm. Sonra ben arkadaşımla paylaştım bu durumu, ama gerçekten saatlerce aynı haberi arıyorum. Diyorum ki herhalde başka bir ülkede yaşandı bu. Takipçilerimden biri de beğendi. Öyle ana sayfama düştü diye düşünüyorum. Ama Türkçe okudun yani. Evet, meteor okudum. Aynen öyle. Ama sonra diyorum ki işte hani Karadeniz'e düştü yazıyordu. Yani başka ülkede değil. Niye bulamıyorum ben bu haberi falan? Bulamadım haberi. Sonra akşam 8-9 gibi yine böyle gezinirken önüme bir haber düştü. İşte Karadeniz taraflarına meteor düştü diye. Ha dedim, demek ki benim sabah gördüğüm gerçek haber değilmiş. Yani şimdi düşmüş asıl. Vay, haberin düşeceğini de mi görmüş yani? Tabii, ne oldu acaba? Orada bir prekognisyon durumu var. Yani önceden bilme durumu var. Çünkü temas yaşayanlarda mutlaka bu psikik algı zaten vardır, bir zemin olarak vardır çocukluklarından itibaren, ama o temaslarla birlikte iyice o şey olur, gelişir, ilerler.
Şimdi onun sonuçlarından bir tanesi, temasın yan etkilerinden bir tanesini yaşamış aslında o. Bir prekognisyon olarak, yani önceden bilme olarak akşam yaşanacak olayı görmüş. Görmüş ve onu bir şekilde şeyde de, basında da şey yapıyor, izliyor. Ama o anda aslında basında yok o. O gördüğü anda evet. Prekognisyona dahil bir olay. Zaten ben hani akşam haberin gerçeğini gördüğüm zaman dedim ki yani Tuba nasıl düşünemezsin? Zaten o fotoğrafı çekmeleri imkansız. Yani meteor düşerken o kadar yakından ve benim rüyamda gördüğüm haliyle gördüm ben haber sitesinde fotoğrafı. Sonra işte tabii akşam gerçek haberi görünce dedim ki yani Tuba hani nasıl düşünemedin? Zaten mümkün değil o kadar yakından çekmeleri fotoğrafı. O gün de çok etkilenmiştim, yani çok şaşırmıştım yaşadığım şeye. Çok ilginç. Bizim program konuklarımızdan biri olacak Münir Ablay. Evet. Onunla tanışma hikayeniz çok enteresan. Şahidin de yine Erhan Kolbaşı. Değil tabii, mi hocam? Böyle tabii, söyleyebilirim. Tabii ki. Bütün süreci ben biliyorum. Herkesi de bana o dönemde anlatmışlar. Yani o sonradan meydana gelmiş ya da sonradan anlattıkları bir şey değil. Ben canlı olarak dakikasını bunları takip ettim. Biliyorum, tanıyayım tabii ki. Peki, çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben işte sosyal medyada bu temaslarımı video şeklinde çekip atmaya başladım. Hani insanlar görsün, bakın ben de en başta korkuyordum ama böyle bir şey çıktı falan. Münir abi de benim o videolarımı izlemiş. Sonra bana mesaj attı işte yine sosyal medyadan mesaj attı. Dedi ki işte böyle böyle ben Münir, işte eşim Sibel falan, senin videolarını izledim. Dedi ki ben bir temas yaşadım. Biz aynı uzay aracındaydık, eşim de vardı. Sen bana dedin ki, bana ulaş. Ben de sana mesaj atıyorum, kusura bakma dedi yani. Tanışmıyoruz ama bak beni de yanlış da anlama. Ben çok şaşırdım, dedim ki hani yok tabii olabilir ama ben bir şey hatırlamıyorum maalesef falan dedim. Sonra öyle o konuşmamız bitti, çok uzun bir konuşma olmadı. Dedi ki sen bana böyle dediğin için ben sana ulaştım. Hani beni yanlış anlama. Tamam. Sonra aradan belki 2-3 ay falan geçti. Böyle yani inanılmaz bir şey var içimde, dürtü var. Birkaç gün gerçekten o kadar duygusal olarak kötüydüm ki yani bir şey yapmam ne lazım. Ne konuda bir şey yapmam yani lazım? Yani işte bu konularda daha fazla insana anlatmalıyım. İşte daha fazla insanla paylaşmalıyım. Daha aktif olmalıyım. Daha aktif evet. olmalıyım. İçimde böyle bir dürtü var ama işte işler, güçler, işte istediklerimi yapamıyorum falan. Ve ilginç bir şekilde aklımda Münir abi var. Diyorum ki hani Münir abiye anlatsam, niye Münir abiye anlatayım yani tanışmadığım bir adam sonuçta ama içimde öyle bir dürtü var. Sonra eşime dedim ki ya böyle böyle bir durum var bende birkaç gündür. Ben dedim yani işte hani hatırlıyor musun böyle böyle bir şey olmuştu işte ben Münir abiye yazıp paylaşmak istiyorum. Neyse işte o gün de saat geç olmuştu, dedim ki ben sabah yazarım Münir abiye. Sabah kalktım ama mesajı atacağımın heyecanı da var paylaşacağımın. Bir yandan kahvaltı hazırlıyorum, bir yandan atacağım mesajı düşünüyorum. Bildirim geldi. Baktım Münir abi mesaj göndermiş ve gerçekten kelimesi kelimesine benim ona atmak istediğim mesajı bana göndermiş. Şok geçirdim ya. Eşim uyuyordu o zaman. Yani bir süre cevap veremedim ve uzun bir mesaj. Yani aynaları hislerimin işte son zamanlarda yaşadığı duyguları işte Tuba merhaba işte üzerimde şöyle bir baskı var daha aktif olmamıza bilmem ne falan benim hissettiğim şeyler birebir. Ve nedense dedi yani içimde bir şey sana mesaj atmamı söyledi. Dedim ki abi yani benim sana atmak istediğim mesajı almışsın bana göndermişsin. Ne zaman oluyor bu, ne kadar önce? Yani belki 2 yıla yakın olmuştur. 2 yıl önce oluyor. 1,5 yıl, 2 yıl falan olmuştur. Hayır, çünkü evet, bugün de buraya birlikte geldiniz. Evet. Yani hani onu paylaşmak tabii, istedim. Sonradan dostluklar işte tabii, tabii. birlikte ailece dostluk kuruyorlar. O zamanlar birbirlerini tanımadıklarını ben biliyorum. Çok net biliyorum. Çünkü evet evet tanımıyorduk kesinlikle. Münir'i de tanıyordum ama Tuğba ile de yazışıyorduk her zaman. Anlatıyordu bana günü gününe. Ve şaşırdım mı? Hayır şaşırmadım. Çünkü bunlar oluyor. Aynı bilgileri alıyorlar çünkü. Aynı kaynaktan bilgi alıyorlar. İnsanlar bir şebeke gibi temasçılar birbirlerine bağlıdır aslında.
aynı dönemde, bazen aynı gün, aynı saatte aynı şeyleri hissediyorlar. Birbirlerine daha yakın olanlar diyelim. Hepsi için söyleyemiyorum bunu ama gerçekten aynı deneyimleri, aynı belki ortam içerisinde, dünya dışı ortam içerisinde yaşıyorlar. Belki şuur altlarında bu bilgiler orada yerleştiriliyor, onlara aktarılıyor ve bir harekete geçmeleri hissiyatı oluşuyor hepsinde birden. Ama bunu çok yaşadım. Çünkü çok fazla insanla temasta olduğum için hepsinden aynı gün aynı bilgilerin geldiğine de çok rastladım. Aynı şeyi anlatıyor, birbirini tanımıyor. Aynı şeyi anlatıyorlar, aynı hissiyat yaşıyor. Birbirlerini tanımadıklarını da biliyorum. Farklı coğrafyadalar, yaşıyorlar. İşte aynı grup içerisinde değiller. Hiçbir şekilde bir temasları olmamış. Ama aynı gece aynı deneyimleri yaşıyorlar, aynı bilgileri alıyorlar. Aynı motivasyonla faaliyete geçmeye çalışıyorlar. Bunlar yaşanan şeyler, olan şeyler benim için şaşırtıcı değil açıkçası. Benim için. Zaten bu deneyimden sonra biz Münir abiyle işte konuşmaya başladık. Sonra dedik ki madem beraber yapmaya çalışalım bir şeyler. İkimiz aynı anda böyle bir şeyler hissetmişiz. İşte beraber videolar çekmeye başladık, yayınlar yapmaya başladık işte sosyal medya üzerinden. Bu arada tabii Sibel ablayla tanıştım, eşiyle. İşte benim eşim, işte dördümüz görüntülü konuşuyoruz saatlerce falan. Yani yıllardır tanışıyormuşuz gibi bir samimiyet oluştu aramızda. Bu süreçte de tabii şöyle bir şeyler de fark ettik. Aslında ikimizin yaşadığı ortak şeyler varmış. Zamanla ortaya çıktı tabii. İşte mesela ben bir şey anlatıyorum. Münir abi diyor ki şöyle şöyle miydi? İşte ben de böyle bir şey hatırlıyorum. İşte aynı şeyleri tarif ediyoruz. Nerede mesela? Yani spesifik olarak bir yerde misiniz? Bir an mı, bir duygu mu, ortak yaşadığınız şey ne? Mesela ben bir ara değişik tarzı rüyalar görmeye başladım. Şöyle ki normal rüyadayım. Bilincim açık. Rüyamda elime bir defter alıp bir kapıdan içeri giriyorum. Sonra o kapıdan çıkıp tekrar rüyaya geliyorum. Yani aslında olan şu, rüyadan aslında ben gerçek bir şeye geçiyorum. Orada bir şeyler oluyor. Oradan tekrar rüyaya geçip uyanıyorum. Bir 3-4 gün bu üst üste bu şekilde devam etti. Sonra Münir abilere anlattım işte, konuştuk. Münir abi dedi ki, ya bu ara işte şey, ben de işte böyle bir masa, işte bazı temasçıların olduğu bir görüşme gibi bir şey. Senin de elinde defter var. Ben onu söylemeden o bana söylüyor. Çok acayip değil mi? Yani hani sanki sağlaması da yapılıyor ya da ne bileyim, insan kendine emin olsun diye mi acaba tabii, bunlar tabii, yaşatılıyor? Tabii. Bu da var. Yani yaşadıklarınız gerçek, inanın buna güvenin mesajı da var bunun içinde. Peki Tuğba, hani dedin ya artık bitiriyoruz. Hani içimde müthiş bir his vardı. İşte bunun için zaten programın adı Anlatmak evet. Zamanı. Bir şeyler yapmam lazım falan. Şimdi biz bunun geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Ama en büyük hedefimiz anlayacak ve faydası olacak kitleye ulaşması. Evet. Hani şimdi buradan ne söylemek istersin? Al seni. İstediğin kameraya bakarak istediğini söyleyebilirsin. Bir mesajı var. O içinden dolan, taşan, söylemek istediğin ne? Ya herkes seni dinliyor olsa şimdi. İnsanlık alemi kameranın karşısına geçti, Tuğba'yı dinliyor. Ya ben öncelikle bunu sürekli kendi paylaşımlarımda da dile getirmeye çalışıyorum. İnsanlar yaşadıkları şeyleri işte çevresel tepkilerden korktukları için paylaşamıyorlar ve kendi işlerini de halletmeye çalışıyorlar. Birincisi, onların artık anlatmaya, paylaşmaya başlamalarını istiyorum. Tabii ki istemedikleri kişilere değil. Ben işte Erhan Bey'le her şeyimi paylaşıyorsam, Münir abiyle paylaşıyorsam ya da çevremdeki işte anlayacak kişiler, işte eşim olur. Yani anlatıyorsam ben artık bir yerden başlayıp anlatmaya başlamalarını istiyorum. Cesur olun diyorsun. Çıkın ortaya. Evet, kameraya bak. Aynen öyle. Buradan seni, sadece seni şu an izlediklerini düşünerek söyle. Kesinlikle anlatmaktan çekinmeyin. Sizin yaşamaktan korktuğunuz şeyleri ben yaşadım, yaşayarak geçtim. Ama şu anda etrafımda beni anlayan, dinleyen o kadar çok insan var ki iyi ki anlatmışım diyorum, iyi ki paylaşmışım diyorum. Bir süre sonra artık o çevrenizdeki sizi rahatsız eden sesler de susmaya başlıyor. Eleniyorlar zaten, siz ister istemez eleniyorlar. O yüzden yani bütün bunlarla tek başınıza baş etmek zorunda değilsiniz. Hepimiz buradayız. İşte Erhan Bey, İlkay Hanım, buraya daha sonra
çıkacak olan ya da çıkmış olan kişiler hepimize her şeyi paylaşabilirsiniz. Anlattıkça rahatladığınızı ve korkularınızın çok yersiz olduğunu anlayıp hissedeceksiniz. Bu yani herkesin anlatmasını çok istiyorum. Herkes paylaşsın yaşadığı her şeyi. Ne güzel isim seçmişiz Erhan Hocam. Anlatmak zaman güzel olmuş. Evet, çok evet. İyi, çok güzel kesinlikle. Sen de Anlatmak Zaman isminin ruhuna çok uygun bir konuşma yaptın. Harikaydı, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Asıl. Bugün burada sizinle beraber olmak, bunları anlatıyor olmak benim için bir mucize gibi. Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için. O yüzden ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yani ben bu programın yani ihtiyacı olan çok fazla kişiye ulaşacağını düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Size de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Biz de sana teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayhan Hocam, son sözleri siz söyleyin. Niye bunları yaşıyor? Niye iki günde bir yaşıyor? Hani belki birkaç dakikada sığdırmak mümkün değil ama mutlaka yorumunuzu tamamlamak lazım. Ama yorumunuzdan önce hemen müsaadenizle şunu söyleyeyim. Çünkü sizin sözlerinizle kapatalım istiyorum. Sizler de deneyimlerinizi Erhan Kolbaşı'na ulaştırmak istiyorsanız, bizimle paylaşmak istiyorsanız, anlatmak zamanında anlatmak istiyorum diyorsanız lütfen videonun altında video boyunca zaman zaman gördüğünüz ve şu anda da hali hazırda olan WhatsApp ihbar hattımıza fotoğrafınız varsa, şimdi bileyim, tanıklarınız varsa ya da sadece hikayenizde ne varsa onları paylaşın. Bir de mail adresimiz var. Mail de yazabilirsiniz. Sadece dünya dışı temaslarla ilgili değil. Aslında değil mi Erhan Hocam? Yani metafizik tabii veya ki ruhsal deneyimler hepsi çok değerli. Hepsi birbiriyle iç içe zaten. Dünya dışı deneyimler, ruhsal deneyimler. Hepsi bir realite atlatıcı, bilinç dönüşümü yaratıcı deneyimler. Bize bu konularda da yazabilirler. Hepsini değerlendirmeye alacağız tabii. Videolar ki İlerledikçe daha çok ortaya çıkacak. Mutlaka, neden hani bunu mutlaka diyorsunuz? Hepsi birbiriyle iç içe falan, onu daha iyi anlayacağız herhalde ama tabii evet. Niye Tuğba bunları yaşıyor? Niye bu hisleri var? Ne oluyor? Niye Tuğba gibi yüzlercesi, binlercesi, hatta dünya çapında milyonlarcası bunu yaşıyor? Bir dünya dışı varlık sisteminin burada operasyon yapması, burada bir bilinç operasyonu yapması ancak bireylerle temas kurarak meydana gelebilen bir şey. Yani hükümetlerin halini görüyorsunuz, işte Pentagon açıklamaları vesaire. O kadar yetersiz, o kadar aldatmaya yönelik ve oyalamaya yönelik ki. Bu varlık sistemleri bunu gayet iyi biliyorlar ve onun için bütün çabalarını bireylere yönelttiler. Bireyler bilinçlenirse bu kolektif şuura yansıyacak. Bu deneyimler bambaşka bir insan haline getiriyor. Bir inisiyatik bir süreç yaşıyor aslında temasçılar. Temaslara başlamadan önceki bilinç haliyle şimdiki bilinç hali arasında eminim çok büyük fark var Tuğba'nın. Bunu ben biliyorum. Evet, ama kesinlikle. Kendisinin de belki ifade etmesini isterim şimdi. Öyle değil mi? Hiç yaşamamış olmak ister miydin Tuğba? İstemezdim kesinlikle. İşte sorunun cevabı burada. Bilinç değişimi. Ne kadar çok bireye dokunurlarsa dünya çapında da o kadar hızlı, o kadar geniş bir bilinç değişimine, bilinç dönüşümüne yol açıyorlar, bunu sağlıyorlar. Yapılan şey bu. Bize daha yüksek bir realitenin ipuçlarını veriyorlar, fragmanlarını izletiyor bu varlıklar. Mesele budur. Aslında 3 kitapta 1000 sayfadan fazla yazarak anlatmaya çalıştım. Ama temeli bilinç dönüşümdür. Heyecanla merak ediyoruz. Neler göreceğiz, neler duyacağız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Arkadaşlar, ayrılmadan önce kanalımıza abone olun. Lütfen yorumlarınızı, sorularınızı, Erhan Kolbaşı'na sormak istediklerinizi, programımızda anlatmak zamanında görmek istediklerinizi, yapıcı eleştirilerinizi aşağıda bizimle paylaşın. Son derece kıymetli. Görüşünceye dek hoşça kalın.